Herkese merhaba. Bugünkü konumuz kuadratik fonksiyonlar öncelikle. Kuadratik fonksiyonlarla başlayacağız. Biliyorsunuz geçen hafta doğrusal fonksiyonlarla uğraşmıştık. Bu hafta da işte fx eşittir ax kare artı bx artı c biçiminde fonksiyonlarla başlayalım. Burada A, B, C gerçel sayılar ve A da sıfırdan farklı olmak üzere bu biçimdeki bir F fonksiyonuna kuadratik fonksiyon deniyor. Kuadratik fonksiyonların grafikleri her zaman paraboldür. Şimdi tabii geçen hafta da ucundan azıcık bahsetmiştim bu ötelemelerde vesaire. İkinci dereceden ifadelerde düzenlemeler yaparak bunu bildiğimiz y eşittir x kare parabolünün sağa sola yukarı aşağı ötelemesi ve ne bileyim işte kollarının yukarı ya da aşağı bakması durumlarını kullanarak şey yapabiliriz, grafiğini belirleyebiliriz diye konuşmuştuk. Mesela y eşittir x kare fonksiyonu bu. Ama mesela size fx eşittir eksi 3x kare eksi 6x eksi 4 gibi diyelim bir fonksiyon verildi. Gördüğünüz gibi bu bir kuadratik fonksiyon. Aynı şurada gördüğünüz formla işte a'sı eksi 3, b'si eksi 6, c'si eksi 4. Şimdi bunu düzenleyerek mesela bu başlangıçtaki y eşittir x karenin ne tarafa ne kadar ötelenmiş, ne olmuş onu görmemiz mümkün. Mesela eksi 3 parantezine alsak bunu ne olacak? X kare artı 2x, 3x, x, 2x pardon nereden çıktı? X kare artı 2x diyelim. O kısmını almış olalım. Eksi 4 diyeyim. Öbür türünü dışarıda bırakayım. Gereği yok. Sonra düzenleyeceğim çünkü. Bir daha eksi 3 x kare artı 2x. Şimdi şu parçayı tam kareye tamamlamak için 1 eklesem 1 çıkarsam sonra da nedir? Şu parçayı x artı 1'in karesi önünde eksi 3 var ve şuradaki eksi 1'i de dışarı önündeki eksi 3 ile çarparak artı 3 diye çıkarsam eksi 4'ten şuna ulaşmış oluyoruz. Eksi 3 x artı 1'in karesi eksi 1 gibi. Gördüğünüz gibi nedir? Aslında y fx eşittir x kareyi düşünecek olursak fx eşittir x kareye karşı şu fx eşittir eksi 3 x artı 1'in karesi eksi 1'i düşünecek olursak nedir bu? Yine bir paraboldür tabii. X ekseninde bir birim sola ötelenmiş, eksi 1'e kaymış tepesi. Sonra eksi 3 ile çarpılmış değil mi? Eksi 3 ile çarpılmış sonra da bir birim aşağı ötelenmiş. Dolayısıyla grafiği şöyle çizmek mümkün. Öncelikle x kareden başlayıp nedir? Bir birim sola kaydığımızı düşünürsek şöyle bir şey olacak. Diyelim bu. İşte y eşittir x artı 1'in karesi değil mi? Sonra önünde eksi 3 var. Bunu eksi 3 ile çarpacak olursak eksi 3 negatif olduğu için kollar aşağı dönecek. 3 kat sayısı da 1'den büyük olduğu için kollar daralacak. Yani şöyle
isterseniz iki adımda da yapabilirsiniz. Önce 3x artı 1'in karesi diye düşünüp, yani şöyle kollar biraz daraldı diyelim. Geri alayım. Şöyle. Şöyle. Yani işte 3 çarpı x artı 1'in karesi eşittir. Önde de eksiyle çarptığımız zaman şöyle, şu da şöyle. Şimdi bu ne oldu? Y eşittir eksi 3x artı 1'in karesi. Son olarak nedir? Önündeki eksi 1 içinde bir birim yukarı öteleyecek olursak o zaman artık sonuç şeyine ulaşmış olacağız. Hemen yeni bir şey üzerinde, eksen üzerinde yapalım onu. Şöyle yapayım. Nedir? Artık son hali şunun gibi bir şey olacak. Evet. Bu da nedir? Y eşittir eksi 3 x artı 1'in karesi eksi 1. Ama en başta verilen şey neydi bize? Şu şekildeydi. Yani sonuçta biz bu fonksiyonun grafiğini de çizmiş olduk. Gördüğünüz gibi yani burada mantık tam kareye tamamlamak. Başka şeylere geçmeden önce genel olarak bize herhangi bir a x kare artı b x artı c eşittir sıfır denklemi verildiğinde bunun köklerini de aslında aynı mantıkla bulabileceğimizi söyleyeyim. Zaten formülü biliyorsunuzdur. Yani standart formül. Ama o formül nereden çıkıyor? Aslında a sıfırdan farklı olduğu için ifadeyi a'ya bölsek b bölü a x artı c bölü a eşittir sıfır. Şimdi aynı şekilde şu x kare artı b bölü a x'e onu bir tam kareye tamamlamak istediğimizde şunun yarısının karesini ekleyip çıkartmak yeterli. Yani x kare artı b bölü a x artı yarısı b bölü 2a, onun karesi b kare bölü 4a kare eksi b kare bölü 4a kare ekledim çıkardım artı c bölü a eşittir 0 dedim. Şimdi dikkat ederseniz burası artık aslında x artı b bölü 2a'nın şöyle yapayım karesi oldu. Eşittir. Şu parçayı da karşıya attık diyelim. O zaman ne olacak? B kare bölü 4a kare eksi c bölü a. Ya da nedir? Paydaları eşitlerseniz 4a kare 4ac olacak bu. Gördüğünüz gibi şuna ulaştık. Şimdi burada bir tam kare olduğu için ve bu taraf ne gerekiyor bize? 4a kare pozitif olduğu için, negatif olmayacağı için o zaman b kare eksi 4ac'nin, yani şunu ortak paydada yazdığımızı düşünelim. Şunu silelim şöyle. 4a kare diyelim. Burası zaten negatif olamaz. 4ac'nin nedir? Negatif olmadığı durumda şuradaki kareyi, yani iki tarafın karekökünü alabiliriz. Dolayısıyla burada nedir? Karekökünü alırsak x, yani şu ifadenin eşitliğin karekökünü alırsak b bölü 2a eşittir artı eksi karekök içinde b kare eksi 4ac bölü 4a kare. Gördüğünüz gibi iki tane kök var. Bu köklerden bir tanesi x1 eşittir eksi b bölü 2a artı kök içinde b kare eksi 4ac
şu 4a karede kökten dışarı 2a çıkacak. Yani bunlar aslında ortak olarak aynı şeye yazabiliriz. Şöyle 2a. Yani düzenliyorum yukarıdakini artık. İkinci kökümde nedir? Eksi b eksi kök. B kare eksi 4 ac bölü 2a. Nedir? Şuna özel olarak aslında denklemin diskriminantı denir ve delta ile gösterilir. Değil mi? Diskriminant. Ve bunlar da işte denklemin kökleri. Yani ikinci dereceden bir denklemin kökleri ne anlama geliyor? Aslında sizin nedir? Parabolünüzün, bu kuadratik fonksiyonunuzun ekseni kestiği noktalar nedir? Onun kökleridir. O ikinci dereceden denklemin kökleri aslında bu parabolün ekseni, x eksenini kestiği noktalar olacaktır. Sıfır olduğu yerler olacaktır. Yani biri köküm buradadır, biri buradadır. Bu şekilde iki köke sahiptir. Yani isterseniz şurada bu eksi 3x kare eksi 6x eksi 4 için yazacak olursak eksi 3x kare eksi 6x eksi 4'tü değil mi? Evet. Öyleymiş. Eşittir. Sıfır dersek şimdi bunun iki tane kökü çıkacak. Neden? Gördük demin grafiğini çizdiğimizde. Oraların ne olduğunu buradan hesaplayabiliriz. Yani şimdi nedir? A'mız eksi 3'tür. B'miz eksi 6'dır. C'miz de eksi 4'tür bu ikinci derece denklemde. O zaman B kare eksi 6'nın karesi eksi 4 A C ne olacak? İşte 36 eksi 36 4 kere 3 12 48. Allah Allah. 4 ac eksi 4 ac. Doğru mu yaptık? Neden öyle çıktı? Diskriminantı negatif çıkmaması lazımdı bunun ama. Biz mi yanlış yaptık? Bir daha şeyi gözden geçirelim bakalım. Eksi 3 parantezine aldığımda eksi 3, eksi 1. Evet, tamam. He. Evet, grafiği yanlış çizmişim ben. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi şurada eksi 1 diyordu. Ben yukarı kaldırmışım. Artı 1 gibi düşünüp yukarı kaldırmışım. Ondan hatalı olmuş. Ondan kökler çıkmıyor. Ben de neden hata diyorum? Tamam. Burada nedir? Dikkat ederseniz şurada eksi 1 diyor. Dolayısıyla eksi 3 x artı 1'in karesi böyleyse bir birim yukarı değil aşağı hareket etmesi gerekiyordu. Yani şöyle olması gerekiyordu. Ben burada düzeltelim bunu. Eksi 1 diyeyim. Dolayısıyla şurayı da silelim. Bu şeyin siz söyleyin parabolün grafiği şöyle. Y eşittir. Eksi 3. X artı 1'in karesi. Eksi 1. Eksi 1 deyince bir birim daha aşağı kayması gerekiyordu. Ben yani şimdi diskriminantın gördüğünüz gibi negatif çıktığını görünce fark ettim yanlışı. Yani grafik öbürsü gibi bir birim yukarı değil. Bir birim aşağı kaymalı. Dolayısıyla yani bu da faydalı oldu. Düzelttik en azından. Eksi 12. Gördüğünüz gibi diskriminant negatif çıktığı için
gerçel kök yoktur. Yok. Yani bu ne anlama geliyor? Bu denklemin gerçel kökü yoksa o zaman aslında bu parabolün kolları x eksenini kesmiyor demektir. Ki bizim şimdi düzelttiğimiz grafikte artık parabolün kolları ekseni kesmiyor. Yani hani az önce çizdiğim yanlış olan sildiğim grafik neye karşılık geliyor? Ona bakalım o zaman. Y eşittir hazır. Hani bayağı işini yapmışken onun. Y eşittir eksi 3 x artı 1'in karesi artı 1 diye düşünecek olursak evet orada grafiğin şöyle olduğunu söyleyebiliriz. Ne olmuştu? Yani şurası eksi 1 olmak üzere şöyle kolları parabolün diyelim. Y eşittir eksi 3 x artı 1'in karesi ise artı 1 dediğinde bir birim yukarı hareket edecek. Dolayısıyla burası 1 ise o zaman sonuç olarak şöyle ve işte şöyle şunun gibi bir şey. Artık çizimi birazcık şey olsa da kötü olsa da kabul edersiniz herhalde. Y eşittir. Siniyor. Bu da y eşittir. Eksi 3 x artı 1'in karesi artı 1 oluyor. Şimdi bunu açarsak yani y eşittir. Eksi 3 x artı 1'in karesi x kare artı 2x artı 1 artı 1'den ne olacak? Eksi 3x kare eksi 6x eksi 3 artı 1. Bununki ne oluyormuş? Eksi 3x kare eksi 6x eksi 2. Böyleymiş bu. O zaman köklere bakacak olursak şimdi burada x eksenini nerelerde kestiğini görebiliriz. Yani eksi 3x kare eksi 6x eksi 2 eşittir 0 dersem burada a'mız eksi 3, b'miz eksi 6, c'miz eksi 2. Diskriminant da b kare eksi 4 ac'den şunu sinelim. B kare eksi 6'nın karesi eksi 4 a c. Yani 36, 3 kere 2, 6, eksi 24 geliyor. Tamam, buradan 12'ymiş. Gördüğünüz gibi pozitif artık yani iki kök vardır. Ve köklerden bir tanesi eksi b. B'miz eksi 6 idi. Yani 6 artı kök diskriminant bölü 2a, a'mız da eksi 3. Yani işte 6 artı kök 12 bölü eksi 6 çıktı. İkinci kökümüz de 6 eksi kök 12 bölü yine eksi 6 çıktı. Buradan yani şunu eksi 1 eksi 12'yi nedir? 4 kere 3 12 2 çıkarsa 2 bölü 6 1 bölü 3 yani kök 3 bölü 3 gibi değil mi? Öbürü de aynı şekilde eksi 1 artı kök 3 bölü 3 gibi yazabiliriz. Yani hatta bu pozitif tarafa geçiyormuş kol. Onu görüyoruz. Kök 3 bölü 3. Yani 3'ten büyük değildir tabii. Geçmiyor. Yani şurası şu kestiği nokta eksi 1 eksi kök 3 bölü 3. Burası da
eksi 1 artı kök 3 bölü 3 gibi bir noktaymış. Burada hazır grafiklerle uğraşırken şunu da göstereyim size. Şöyle GeoGebra.org diye bir site var. Orada istediğiniz fonksiyonların grafiğini kolayca çizebilirsiniz internet üzerinden. Yani mesela işte neyi çizdik? Y eşittir x kare desek, gördüğünüz gibi x karenin grafiği bu şekilde. Sonra y eşittir mesela bizim çizdiğimiz eksi 3 x kare, x niye böyle bir oldu, x kare eksi 6 x, gördüğünüz gibi böyle devam edersem ne oluyor? Eksi 6x eksi 4 bizim ilk çizdiğimiz. Gördüğünüz gibi dediğim şekilde eksenin altına indi. Kolları kesmiyor. Eğer y eşittir eksi 3x kare eksi 6x böyle oldu. Eksi 6x eksi 1'di değil mi? Herhalde öyleydi. Gördüğünüz gibi bunun da rengini değiştirelim. Ayarlardan rengini kırmızı yapalım mesela. Evet. Ha, öbürü de kırmızı gibi ama neyse. Gördüğünüz şekilde nedir? İşte köklerini de üstüne tıkladığımızda gösteriyor. Bu şekildeymiş. Eksi 1,8164 diyor. Bu da muhtemelen bizim hesapladığımız değer işte. Böyle olmalı. Yani eksi 1 eksi kök 3 bölü 3 desem, oraya yazmayacağım tabii 3'ü. 3 dışarı çıkarttık. Bölü 3. Eksi 1 mi? Eksi 1 mi yaptık? Eksi 2 mi yaptık? Bizimkine bakalım. Ha, eksi 2'ymiş bizimki. Eksi 1 değilmiş. Onu düzelteyim. Eksi 2 diyeyim. Ha, şöyle. Yani 1,57 gördüğünüz gibi eksi 1 eksi kök 3 bölü 3 de zaten gördüğünüz gibi aynı değer. Kökü eksi 1,57 73. Öbür kökü yazacak olursak eksi 1 artı kök 3 bölü 3 eksi 0,42'ymiş. Buraya bakarsak gördüğünüz gibi kökü eksi 0,42'de. Yani tam dediğimiz yerlerden geçiyor kökler. Şimdi bu tarafa dönecek olursak. Dolayısıyla genel olarak herhangi bir kuadratik fonksiyon bize verildiğinde nedir? Tam kareye tamamlama yöntemiyle x, y eşittir x kareden yola çıkarak sağa sola, yukarı aşağı ne kadar ötelendiğini, işte katsayılarla çarpılmasına göre kolları açılıyor mu, kapanıyor mu vesaire, bunlara bakarak birçok şeyi belirleyip grafiğini çizmemiz mümkün. Sonuçta bize şöyle fx eşittir ax kare artı bx artı c kuadratik fonksiyonu verildiğinde, burada a sıfırdan farklı olmak üzere, onu dediğim şekilde düzenlersek nedir? A çarpı x eksi h'nın karesi artı k biçiminde yazmak mümkün. Her neyse bu h virgül k sayısı. H virgül k neye karşılık gelecek? Aslında şu şekilde
Yani bizim eğer şeyimiz parabolümüz şunun gibi bir şey ise aslında buradaki h nedir? Buradaki o tepe noktasının ne kadar kaydığıdır sağa sola. Yani sağa sola h'nin pozitif negatif olmasına göre. Ve k'da ne kadar yukarı aşağı hareket ettiğini gösterir. Bu a katsayısı da bu kolların açıklığını ya da negatifse işte aşağı bakması durumlarını belli edecektir. Ayrıca bu h nedir? Eğer fonksiyon bu şekilde önündeki katsayı pozitifse kollar yukarı baktığı için h bu parabolün minimum değer aldığı noktayı gösterir. K'da o minimum değerini verir. Eğer diyelim parabolümüz şu şekilde olsun. Şunu biraz uzatayım. Parabolümüz şu şekilde oldu diyelim, varsayalım. Burası h, burası, şunu da uzatayım. Şurası da k oldu diyelim. Bu durumda da aynı şekilde kollar aşağı baktığı için h noktası bu fonksiyonun maksimum değerini aldığı nokta olacaktır. Gördüğünüz gibi tepe yapıyor orada. Tepe noktası ve k da aslında o maksimum değeri olacaktır. Ve şuradaki durumdaki bir parabol için bu parabolün işte k sonsuz aralığında görüntüye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu türden bir parabol içinde eksi sonsuz k aralığında görüntü kümesi olduğunu söyleyebilirsiniz. Bunları elde ediyoruz. Mesela bir fx fonksiyonuna daha bakalım şimdi. 0,5x kare eksi 6x artı 21 gibi bir fx fonksiyonu verilmiş olsun. Şimdi nedir? Bu kuadratik bir fonksiyon ikinci dereceden. Dolayısıyla grafiği de bir parabol belirtecek. Öncelikle nedir? Yine bunu biraz modifiye edelim. Şöyle 0,5 x parantez 0,5 parantezine alırsam x kare eksi 12 x yarısının karesi nedir? Yarısı 6, 36 artı 36 eksi 36 diyeyim tam kare yapmak için artı 21. 21'i dışarıda bırakayım. Direkt uğraşmayayım hiç şimdi. Şimdi şu kısmını düşünürseniz 0,5 x eksi 6'nın karesidir bu, değil mi? Bakalım. Evet. Sonra şu eksi 36'yı da parantezden önünde 0,5 olduğu için çıkartırken eksi 18 diye çıkartacağız. Yani eksi 18 artı 21. Dolayısıyla burası 0,5 x eksi 6'nın karesi artı 3 olmuş olacak. Gördüğünüz gibi nedir? Bu fonksiyon y eşittir x kare fonksiyonunun parabolünün, y eşittir x kare parabolünün 6 birim sağa kaymış. X 6'ya gelmiş yani sıfırda olacağı yerde. Ve 0,5 ile çarpılıp 3 birim de bu sefer yukarı ötelenmiş. Yani hemen çizecek olursak. Şöyle bunu buradan biraz kaydıralım. Biraz dibe geldi. Şöyle alayım. Şimdi y eşittir x kare nedir? Varsayalım burası işte 6 olsun. 6 birim sağa kaymış, sağa kaymış, evet. Şöyle gelelim o zaman. Şöyle y eşittir x kareyi 6 birim kaydırdık. Bu
y eşittir x eksi 6'nın karesi olacak. Şimdi bunu 0,5 ile çarptığımızda ne olacak? Kollar biraz yayılacak. 0,5 ile çarptığımız için kollar biraz yayılacak. Şöyle açılacak ya da daha doğrusu ifadeyle. Diyelim bu da y eşittir 0,5 x eksi 6'nın karesi oldu. Sonra ne olacak? Sonra da 3 birim yukarı öteleyeceğiz bunu. Dolayısıyla şurası 6 olursa burası da diyelim 3 oldu diyelim. 3 nedir? Bu çizdiğim parabolün 3 birim ötelenmiş hali. Yani şunun gibi. Bir şey. Diyelim şurası 3 olsun artık. Evet. Bu da nedir? Y eşittir. 0,5 x eksi 6'nın karesi artı 3 olmuş oldu. Gerçekten bakalım şeyden yine parabolümüze. Şunları kapatayım görünmesin. Y eşittir. Ne demiştik? Nokta 5 x kare nokta 5 x kare eksi 6 x şöyle ufaltayım uzaktan görelim eksi 6 x artı 21 gördüğünüz gibi nedir 6'ya 3 noktasında gerçekten şey tepe yani dip noktası 6'ya 3 noktasında gördüğünüz şekilde yani bizim de çizdiğimize benzer bir parabol oldu. Şuraya bakacak olursak gerçekten nedir? Burada 6'ya 3 noktasında tepesi. Şöyle yapayım. Evet. Yani şu gördüğünüz parabol aslında elde edilmiş oluyor. Geçen haftadan bir örneğimiz vardı hatırlarsanız. Gelir fonksiyonu bir ürünün gelir fonksiyonunun Rx eşittir 94.8x eksi 5x kare olduğu bir örnek vardı. Geçen haftaki örneğe bakarsınız. Bu da aslında kvadratik bir fonksiyondur. Ve dikkat ederseniz eksi 5x kare dediği için kolları aşağı bakan bir paraboldür. Ve bu gelir fonksiyonunun maksimum olması için kaç ürün, kaç birim ürün üretilmelidir diye sorarsanız nedir? Aslında burada da aynı şeyi yapmak mümkün. Yani şu parabolü nedir? Bu ifadeyi tam kareye tamamlayıp oradan çözüme ulaşabiliriz. Yani Rx eşittir. Eksi 5 parantezine alırsanız x kare eksi 94.8 bölü 5 x olacak. Artı bunun yarısının karesini ekleyip çıkartırsanız yani 94.8 bölü 10'un karesini ekleyip nedir? Çıkartırsak eksi 94,8 bölü 10'un karesi bu da eşittir. Eksi 5 çarpı x eksi 94.8 bölü nedir? 10'un parantez karesi eksiyle şu, yani şu şeyi parantezden çıkarttığınızda artı 5 çarpı 94.8 bölü 10'un karesi gibi bir şey geliyor. Gördüğünüz gibi aslında bu parabolün tepe noktasına geldiği yer 9.48 oluyor. Yani şuradaki şeyden 94
4,8 bölü 10'dan ve burada aldığı değer de fonksiyonun alacağı maksimum değer olmuş oluyor. Bu da 449,3 gibi bir şey hesaplarsanız o da şuradan çıkıyor. Evet, bu derste kuadratik fonksiyonlara baktık. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.